Mihrimi dur. Dur, ne olur. Ne olur bir şey söyle. Yüzüme tükür, tokat at. Ama bunu yapma Mihrim. Böyle bırakıp gitme. Yapışmaz bu kırık Mihrim. Kaynak tutmaz. Sevdamıza yakışmaz bu leke. Bu yara kapanmaz Mihrim'a. Mihrali. Yapma! Mehmet! Ne oluyor? Mehmet! Gir ulan arabaya! Gir! Mehmet! Gazla! Mehmet! Gazla bir evini dağıtırım senin! Kemal! Mihrimah nerede? Mihrimah nerede? Orada. Orası neresi? Orası burası. Konuş! Adam gibi söylesene! O da gitti oraya. Nereye? Orası neresi orası? Orası burası. Hükümetin önünden geç. Senin içinde olmadığın hiçbir düş kurmadım ki ben. Seni hep sevdim Mihrali. Bir an bile... Bir an bile aklının köşesinden nasıl geçirirsin? Senden gayrısına gözümün kayacağına nasıl inanırsın? Nasıl yakıştırdın Mihriban? Bana o kara lekeyi nasıl yakıştırdın? Hadi yakıştırdın. Çekip vursaydın yanımın ortasından. Bir mermiyi çok mu gördün bana? Mihrali! Mihrali! Başını sağ olsun. Kendi! Meryem abla! Meryem! Meryem! Baba! Meryem! Sakin ol Meryem! Meryem! Gitti Kemal'i! Abin şu anda kaçak mahkum durumunda olduğu için cezaevine gönderilecek. Ama onun bir suçu yok ki. Olmadığı anlaşıldı zaten. Ancak bunun için savcılığın devreye girip yeni bir dava açması lazım. Bu yüzden Rasim Bey'le birlikte yeniden mahkemeye çıkacaklar. Ama eminim bu mahkemeden sonra serbest bırakılacak. Mihrimah! Sakin ol Meryem. Sakin ol. Sakin ol Meryem abla. Sakin. Ne olur bak. Gelinle giymeden gel otur. Tamam. Meryem abla. Sakin ol Meryem abla. Sakin ol. Dönülmeyen yerlere gitti baba. Hadi bak gel. Eşmeram! Jandarma! Temiz komutanım. Jandarma baskın düzenlemiş. Kıl payı kurtulmuşlar elinden. Bu iş böyle olmaz enişte. Kaçmanın saklanmanın sonu yok. Bir çaresine bakmak lazım. Elimizden ne gelir ki Rasim? Jandarma bu. Pısırık pısırık oturursan gelmez tabii. Kalk git evine. İnsanları merak içinde bıraktın. Başın sağ olsun Mihrali. Sağ ol Ece. Başın sağ olsun Mihrali. Sağ ol. Ali abi.
Ay, babam! Babam! Babam öldü abi! Başımız sağ olsun anne. Başımız sağ olsun. Ablam nerede abi? Niye gelmediniz cenazeye? Babam! Babam öldü abi! Başımız sağ olsun anne. Başımız sağ olsun. Ablam nerede abi? Niye gelmediniz cenaze? Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim. Allah, 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 Bismillah, 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 Bismillah. Bismillah, Bismillah. Allah, 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 Allah. Bismillah, 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 Bismillah. Anne, Mirben! Ne yatıyorsun kız? Mirben! Uyansana kız! Allah, 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 Allah! Bismillah, 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 Bismillah! Hükümet. Hükümet. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Siz bütün bu insanları çıngırak yılanı gibi zehirleyin, öyle mi? Susmayacağım. Olan biten her şeyi anlatacağım. Çaresiz kızlara tecavüz edip karnındaki bebekle ortalıkta bırakan şu hayasız oğlunun her şeyi yüzüne çarpacağım. Siz...
Beni kahpe seni. Çarp bakalım. Kabahat seni hayatta bırakan da zaten. Hükümetin önünden geçtim. Mihriban. 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 Nerede kaldın lan? Mihriban. Uyan kız. Ne duruyorsun lan? Hadi silin lan. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin... Lan mal deneyi. Buyur ağam. Şu Fadime kahpesi. Hala canına kıymadı mı? Canına kıymak mı? Niye kıysın ki? Karnında veled-i zinası yok mu oğlum? Var. Ayıp değil mi köy yerinde? İnsanlar püh diye tükürmez mi yüzüne? Ağam. Var. Şu gözlerimle gördüm. Karnı na böyle olmuş. Aferin lan fare. Gözlerimi yaşarttın. Al işte. Fahrettin bile anlamış. Hadi yürüyün. Kasabaya iniyoruz. Kasabaya mı iniyoruz? Ama olmaz ki ağam. Jandarma. Her taraf jandarma kaynıyor. Hem niye iniyoruz ki? Ne yapacağız ki kasabada? Ne yapacağızı var mı lan? Yardım edeceğiz. Ya. Yardım mı edeceğiz? Nihayetinde can bu oğlum. Kıymak kolay mı? Şöyle bir omuz versek fena mı olur? Fadime. Efendim Asibe Hala. Kızım ben Meryemlere gidiyorum. Tamam Asibe Hala. Kızım yeter artık. Kendini boşuna harap ediyorsun. Boşuna değil Asibe Hala. Eşber'in oyununa alet olmamalıydım. Yoksa Mihriban razı olur muydu Eşber'le evlenmeye? Hata dediğin insana mahsus Fadime. Her insan hata yapabilir. Mühim olan anlayıp düzeltmek. Sen de böyle yaptın. Neye yaradı ki Asibe Hala? Artık ne Mihriban'la Mihrel eskisi gibi olabilir. Ne de Kemal amca geri gelebilir. Kızım, sen en fazla bahanesin. Hani bir söz vardır ya, ecel gelmiş cihane, baş ağrısı bahane diye. Bilmiyorum Asibe Hala. Kendimi çok kötü hissediyorum. Tamam kızım. Sen odana geç uyu. Ben hele bir gidip geleyim, uzun uzun konuşuruz. Tamam mı yavrum? Tamam. Hadi bakalım. Mehmet, bak oğlum. Burası imtihan dünyasıdır. Kimi erken çıkar imtihandan, kimi geç. Sayfa sayısına da bakılmaz kağıtlarımızın. Kimi tek laf eder geçer imtihandan, kimi sayfalar doldursa da nafile. Allah katında ölüm ceza değildir. Ödül değildir ömür. Ödül de, ceza da öbür taraftadır. Baban imtihandan çıktı Mehmet. Dua edelim de iyi geçmiş olsun. Günahları varsa affolsun. Haber var mı? Var Asibe, var. Gelirler şimdi. Biz de onları bekliyoruz. Tamam, ben çıkıyorum. Tamam. Hükümetin önünden geç. Abla. Hükümetin abla. Yani bir şey yok, sadece abla. Buymuş. Kapıyı aç. Geç. Hükümetin önünden geç. Asibe. Sen önce konuş bir Meryem'le. Böyle birden görürse aklını tamam. Kaçırır maazallah. Tamam, tamam. Kemal'im. Yalancı dünya gözün çıksın. Kemal'im. Kemal'im. Tamam Meryem teyze, yıpratma kendini bu kadar. Kemal'im. Az olmaz kızım, şunu içeri götür. Kemal'im. Meryem bak kızım, beni iyi dinle. Bundan böyle çocuklarının hem anası hem de babasısın. Sen tökezlersen onlar yıkılırlar Meryem.
Meryem, Meryem. Mihriban kapıda kızım. Mihriban! Meryem, sakin ol Meryem, sakin ol. Mihriban baygın Meryem. Babasının öldüğünü bilmiyor. Kızım! Mihriban'ım! Kızım! Muhtar. Buyur hocam. Doktora haber verin, hemen gelsin. Tamam hocam. Ali abi. Ablama ne oldu böyle? Bir şey yok. İyileşecek, merak etme. Mihriban! Meryem. Mihriban! Meryem, yeter artık. Sakin kızım. Ol. Meryem. Mihrali. Kemal'im bıraktı bizi oğlum. Başımız sağ olsun yenge. Gitti dayın Mihrali. Yavrum. Ne oldu Mihriban'ıma? Ben hastaneye inmiştim. Mihrali, yukarıda konuşalım. Hadi kızım. Zeynep, Gökhan Bey'i arasana. Hastasının nabzı 40'ın altına düşerse haber verin demişti. Gökhan Bey orada mı? Bekliyorum. Biraz dinlense iyi olur. Çok yordu kendini. Taburcu olmak istemişti ama eğer ikna edebilirseniz. Zeynep, geliyor mu? Alo, şey, Selam Bey'in nabzı 40'ın altına düştü. Haber vermemizi söylemiştiniz. Zeynep. Derdini anlatmadan şuradan şuraya gitmiyorum. Gerçekten bir şeyim yok. Biraz yorgunum sadece. Zeynep, lütfen. Anlatmazsan darılırım bak. Eğer tayin konusuysa canını boşuna sıkıyorsun. Nevzat Bey bu kızım durdururum dediyse kesin halleder. E ne peki? Birileri bir şey mi yaptı? Murat, tam unutmaya başlamışken... İlaçlarını alıyorsun değil mi? Bir an Murat'ı gördüm sandım. O kadar benziyor ki ölüsünü... Gözlerimle görmemiş olsam ölüsünü yaşıyor diyeceğim. Nasıl yani? Hatice teyzenin oğlu. Yüzü, gözleri... O kadar benziyor ki... Murat sandım görünce. Şu esmer oğlan mı? Mihrali... İnanmıyorum. Biraz olsun unutmayı becermişken şimdi o çocuk. Kabus gibi. Düşünmemeye, silmeye çalışıyorum kafamdan. Ama olmuyor. Gözümün önünden bir türlü gitmiyor. Dur, sana güzel bir çay vereyim. İhbar var. Eşber Gölü'ne doğru gidiyormuş. Atlayın. Hadi güle güle. Uğraşın bakalım salak Naci ile. Çıksanız oğlum. Neyi bekliyorsunuz? Gege geldi mi ağam? Çıksana oğlum. Ağam. Ne var? Artık gitsek diyorum. Ulan manyak.
Seni bekliyoruz ya. Çocuğun çok salak bu ağam ya. Yürü hadi yürü. Bütün gece seni düşündüm. Gözlerini, saçını, sesini. Öyle güzel ki seni düşünmek. Dünyanın bütün çiçeklerinin katıldığı bir geçit töreni canlandı gözümde. Sazlarıyla en güzel sevda türkülerini çalıyorlardı. Bir anda hepsi benim olmuştu. Benim için açıyor, benim için kokuyorlardı. Öyle güzel ki seni düşünmek. Bir güvercin için kanat neyse aynen öyle. Ölene dek seni düşünüp seninle uçacağım. Öyle seveceğim ki seni. Gülü solana dek, seni ölene dek. Sabah gelir tekrar kontrol ederim. Dediğim gibi fazla bir şey yok. Ama yine de bir şey olursa bana haber verirsiniz. Sağ ol doktor oğlum, zahmet verdik. Rica ederim, ne demek. İzninizle. Güle güle. Ben de bir eve geçsem iyi olur. Fadime çok pişman Meryem. Senden çekindiği için gelemiyor ama içi kan ağlıyor. Son pişmanlık neye yarar ki Hasibe'yle? Mihriban'dan ayrı tutmazdım onu. Mahvetti bizi. Uzak dursun benden. Ne ölümüme, ne ölüsüne. Eşmeram, gel gel. Çabuk biri geliyor. Su gibi aziz ol evladım. Sağ ol hocam.
Mihrali evladım, biliyorum yaran çok taze, yüreğin yangın yeri. Niyetim de su serpmek değil zaten. Ama eğer açarsan bakmak isterim. Bitti hocam. Kapattım ben o meseleyi. Ama merak etme. Kendimi bırakacak, dağıtacak değilim. Biliyorum. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Devam eden sadece hayat değil Mihrali. Bitti mi sanırsın Mihriban'ın sana olan sevdası? Sana gelirken taştı Mihriban, hepsi bu. Yatağı kabaran suları kaldıramadı. Eşbel'e giden taşkın suyudur Mihrali. Nehrin kendi değildir. Peki taşmaya hakkı var mıydı hoca emmi? Bir daha çimilir mi aynı suda? Can almış dereye güvenilir mi? Ana yakma ışığı. Her an jandarma gelebilir. Tamam oğlum, geç. Nasıl geldin oğlum? Yaptık işte bir şeyler. Nasılsın Eşber'im? Hasta falan olmadın ya. İyiyim ana, iyiyim. Sık dişini oğlum. Rasim dayın seni yurt dışına çıkaracak. Yurt dışına mı? Yurt dışı. Hı? Gider bey gibi yaşarsın. Hatta ben bile gelirim. Göbeğin Bostancı'ya bağlı değil ya. Ana, Mihriban'ı unuttun herhalde. Ondan hayır gelmez Eşber'im. Gelir ana, gelir. Gelmezse de umurumda değil. Artık bu iş sevda iş olmaktan çıktı ana. Namus meselesi. Ama oğlum. Aması maması yok ana. Dayıma da söyle. Eğer yardım etmek istiyorsa bir an önce Tahsin'i getirtmeye baksın yurt dışından. Şu cinayet işini halletsin, bana yeter. Gerisini ben hallederim. Onunla bitmiyor ki oğlum. Fadime Şıllı'nın şikayeti var. Biliyorum ana. Biliyorum. O Şıllık yok mu o Şıllık? O yaşadıkça bize huzur yok bu dünyada. Körü körüne olmaz Eşber. Hemen bizden bilirler. Öyle bir şey yapmalıyız ki yılanın aklına bile gelmesin. Gelmez ana. Sen orasını bana bırak. Sabırlı olmak lazım Eşber. Aceleye gelmez bu iş. Sakın benden habersiz bir şey yapma. Hele hayırlısıyla Tahsin meselesi hallolsun bakalım. Zeliha! Kiminle konuşuyordun? Kimseyle. Kiminle konuşacağım? Rüya gördün herhalde. Sübhanallah. Hadi ana, hoşça kal. Aman oğlum, dikkatli ol. Hı-hı. Hadi güle güle yavrum. Biraz daha gayret et kızım, göreceksin bak, çok iyi gelecek. Hadi kızım, bitir artık, hadi yavrum. Babam kızgın bana değil mi? O yüzden gelmiyor. Kızım. Hayır yok çocuğum, sana niye kızgın olsun? Şeye gitti, hastaneye. Hatice'yi görmeye gitti. Anne. Doktor bey geldi. Günaydın. Günaydın kızım. Nasılsın Hatice teyze? İyiyim kızım. Nasıl olayım? Güzel. Çok güzel. Görüşürüz Hatice teyze. Zeynep. Efendim teyzeciğim. Senden bir şey isteyeceğim ama. Aşk olsun teyzeciğim, tabii ki. Duvarlar üstüme geliyor. Dayanamıyorum.
Biliyorum ama az kaldı. Şunun şurasında 3-4 gününüz var. Yok kızım. Ben hemen bugün çıkmak istiyorum. İçimdeki sıkıntı öldürecek beni. Oğluma iğnelerimin bittiğini söyler misin? Başka türlü çıkarmaz beni. Ama olmaz ki teyzeciğim. Sağlığınız için gerekli onlar. Hem niye yalan söylüyoruz ki? Tek derdimiz iğne olsun. Kasabanızda sağlık ocağı yok mu? Orada da yaptırabilirsiniz. Sağlık ocağımız var da hemşiremiz yok. Geçen ay evlenip gitti kızcağız. Hadi kızım. Hadi kızım. Yap bana bu iyiliği. Gönder gitsin be kızım. Bütün gece gözüne uyku girmedi. Ben birazdan geliyorum. Hele bir oğlunuz gelsin. Belki başka bir çare buluruz. Biliyorsun değil mi? Nişanlısı ölmüş. Askerliğinin bitmesine bir gün kala cenazesi gelmiş. Öyle mi? Yazık. Hayır, bunu yapmamalıyım. Hatice teyze. Buyur yavrum. Sizin köyün adı neydi? Vallahi iki adı var kızım. Eski adı Ilıca'ydı. Yeni adı Bostancı. Hayırdır? Öylesine merak ettim. Dayan abi. Sen şöyle geç hele ha. Ya da gel şurada arkamda otur. Geç şöyle oturayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sende de amma sabır varmış be koçum. Ne yapabilirsin ki abi? Deşerim Allah'ıma. İki dakika yaşatırsam şerefsizim. Allah'larından bulsunlar. Yok öyle yağma yok. Var mı öyle ya? Adam öldür üstüme yık. Bacımın namusuyla oyna sonra da ortada bırak. Yok öyle olmaz. Adamın ciğerini söker yediririm Allah'ıma. İyi diyorsun da abi. Firari durumdaydım. Adım atamıyorsun ki jandarmadan. Saklanmak zorundaydım. Orasını bilmem. Ama deşerim. Yağma yok. Mahkeme ne zaman? Bir dahaki haftaya. Peki çıkacağından emin misin? Rasim gene bir dümenler çevirmesin. Avukat çıkarsın dedi. Bir şey yapamazlarmış. O Rasim var ya o Rasim. Şimdilerde patron ayağına takılıyor beyefendi. Saygın şahsiyet. Biz de yedik sanki. Ocağını cıcağını bilirim Oytin. Yapmadığı kalleşlik, çevirmediği dümen, tezgah kalmamıştır. Gel gör ki devran işte. Otel patronu kesildi başımıza. Her şey onlarda abi. Güç de onlarda, para da. Yok, öyle yama yok. Vallahi yedi mi mermiyi böğrüne, parası da kar etmez gücü de. Daya alnına namluyu, bak nasıl yaprağa dönüyor. Sonra konuşuruz abi. Ben koğuşa gidiyorum. Hedik lan bu. Hadi be kızım kolay gelsin. Sağ ol hoca emmi. Kızım ben Meryemlere gidiyorum. Bakayım ne yaptılar. Ya Hacibe de gelmedi. Tamam hoca emmi. Ne yaptınız söyleyebildiniz mi? Dilimiz varmadı hoca efendi. Öyle olmaz ki Hacibe. Meryem'le Mehmet'i de düşünmek lazım. Acıyı gizlemek öldürür insanı. Hatice teyze de bilmiyor zaten. İlçeye inenler mutlaka uğrar yanına. Birileri kaçırır ağzından. Dün gece Mihrali ile görüştüm. Bugün alıp getirecek. Mihriban'la bir de ben konuşayım. Hadi gidelim Hacibe. Hadi. Hadi kızım hoşça kal. Hadi güle güle. Anladım efendim. Göstermiş olduğunuz yakın ilgi için çok teşekkür ederim. Hayırlı günler efendim. Evet Zeynep'ciğim seni dinliyorum. Ben şey için gelmiştim. Geçen gösterdiğiniz liste vardı ya. Hemşire açığı olan sağlık ocaklarının listesi. Evet. Bir kez daha bakabilir miyim? Bak tabii de hayırdır. Ne oldu ki? Eğer Bostancı açıksa tayinimi oraya isteyecektim.
tayinini mi istiyorsun? Ben seni burada, merkezde tutmaya çalışıyorum. Telefonla görüştüğüm kişi ilçe sağlık müdürüydü. Çabalarınız için çok teşekkür ederim. Hem listeye falan bakmana gerek yok. Bostancı açık. İyi de ben anlamadım. Niye kararını değiştirdin? Ben boşuna mı uğraşıyorum Zeynepciğim? Niye fikrini değiştirdin? Herkes güzel bir yer olduğunu söylüyor. Zeynepciğim, ben tavsiye ederim. Hem yakındır hem de insanı çok güzeldir. Eğer kararın kesinse... Evet. Peki o halde, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şey, affedersiniz, bakar mısınız? Bakar mısınız? Bir dakika konuşabilir miyiz? Buyurun. Hatice teyze çok sıkıldı. Hastaneden çıkmak istiyor. Biliyorum. Oldukça iyi sayılır. Gerçi hemşireniz yokmuş ama... eğer bir şekilde iğnelerini yaptırma olanağınız varsa... bence çıkarmanızda mahsur yok. Biliyorum. Doktor beyle konuştum. Çıkaracak sağ olsun. Güzel. Çok sevinecek. Anacığım. Oğlum. Anacığım. Nasılsın anacığım? Mihral'im, çıkar beni buradan. İyi, turp gibi maşallah. Hele bir de evine gitti mi hiçbir şeyciği kalmaz. İyiyim ben oğlum. Bana inanmıyorsan Zeynep hemşireye sor. Tamam anacığım. Konuştum, zaten ben de seni götürmeye gelmiştim. Araba kapıda bizi bekliyor. Hadi öyleyse. Evrakların yapılması lazım. Sen otur, ben geliyorum. Mihral'im, Mihriban iyi mi? O iyi de ana. Kemal dayım biraz rahatsız. Nesi var? Rahatsız işte. Üşütmüş, sancısı var. Üzüldü, çok üzüldü. Bakma öyle katı göründüğüne. Yüreği yufkadan yapılmıştır. Unutturma da giderken ekşi elma alalım. Bayılır o ekşi elmaya. Hadi oğlum kalk, hadi git. Evrakları hazırla, hadi. Hadi. Yapma böyle Meryem. Senin Mete'in olman gerekiyor. Ne yapacağım ben? Korkuyorum hoca emmi. Onca kötü şeyin üstüne. Kaldıramayacak diye korkuyorum. Kaldırır kızım. Kaldırmak zorunda. Derdi veren Allah'a dayanma gücü de verir. Kendini suçlayacak hoca emmi. Babasının ölümünden kendini sorumlu tutacak. Sen sakin ol Meryem. Her şey yoluna girecek. Müsaade var mı? Müsaitim hoca emmi. Geçmiş olsun kızım. Sağ ol hoca emmi. Evladım, müsaade buyurursan sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Tabii hoca emmi. 9 yaşındaydım. Anamla babam birer gün arayla terk ettiler beni. Takvim durmuştu sanki. Bırak yılı ayı, dakikalar hiç geçmeyecek. Hep 9 yaşında, hep o acıyla yaşayacakmışım gibi geliyordu bana. Şu an senin yaşadığın gibi yani. Mihral'e beni istemiyor hoca emmi. İstemiyor değil. İstemediğini sanıyor. Daha da doğrusu istememesi gerektiğini düşünüyor. Zaman kızım. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Kapanacak elbet yarası. Günden güne kabuk bağlayacak. Bitleyeceksin kızım. Sabredeceksin. Çok kırdım hoca emmi. Can evinden vurdum. Bağışlamayacak biliyorum. Asla bağışlamayacak. Bağışlayacak kızım. Varsa kaderinizde bağışlayacak. Ne sen bilebilirsin bunu ne de Mihrali. Açılır şimdi kapı, girer içeri. Girip sarılır boynuna. Kaderinizde olsun yeter ki. Yeter ki istesin yaradan. Anladın mı demek istediğimi? Hı hı. Bunu aklından çıkarmak yok, tamam mı? Hı? Şimdi söyleyeceklerimi dinlerken bile çıkarmayacaksın aklından.
Sakin ol Meryem. Dua et. Allah'ım. Allah'ım sen bize yardım et. Allah Allah. Bismillah. 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 Allah Allah. Allah Allah. Bismillah. 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 Baba! Allah, Mihriban! Allah, Allah, Mihriban ablam! Abla! Baba! Abla! Mihriban! Ablam. Mihriban yapma ya! Mihriban ya! Mihriban! Kendine gel Mihriban! Mihriban! Allah! Ana babam ölmüş! Ana babam ölmüş! Bakıyorum da sana yaramış dağ havası yeğenim. İyi gördüm seni. Şimdilik idare ediyoruz. Bil bakalım burada ne var. Pasaport, vize, yeni kimlik ve uçak bileti. Annemle konuşmadınız mı? Evde yoktu, görüşemedik. Bırak şimdi anneyi. Yarın gece İtalya'dasın. Roma'da lüks bir otel dairesi seni bekliyor. Anlamıyorsunuz değil mi? Ne annem, ne babam, ne de sen. Hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Adımız çıkmış ya bir kere. Ne diyorsun oğlum? Ne saçmalıyorsun? Hayır dayı. Saçmalayan ben değilim, sizsiniz. Hanginiz anladınız ha? Mihriban'ı it gibi sevdiğimi hanginiz anladınız? Hiçbir karşılık görmeden. Yıllardır. Eşmer! Hiçbiriniz. Anam babam bile sevinmediler nişanın olmadığını. Şimdi de sen geçmiş karşıma Roma'dan bahsediyorsun. Dayılığın bu kadar işte. Nişanı bastıklarında gösterseydin ya dayılığını. Engel olsaydın ya. Köpek! Ömrün pisliklerini temizlemekle geçti nankör. Ne yapacaktım ulan nişanı bastıklarında? Adam vurup hapse mi girecektim senin yüzünden? Eşmer! Kes ulan şu sırıtmayı. Çıldırtma beni. Ulan! Hiçbir yere gitmiyorum. İster inanın ister inanmayın. İster yardım edin ister etmeyin. Mihriban benim olmadan şuradan şuraya gitmiyorum. Ne yapacaksın ulan peki? Haftaya mahkeme var. Gıyabında tutuklama kararı çıkacak. Önce yakalamaları lazım. O da olur merak etme. Ortalık jandarma kaynıyor Eşver Bey. Atlatana kadar akla karayı seçtik gelirken. Gelmezsiniz olur biter. Başımı çaresine bakarım ben. Kes saçmalamayı da aklını başına topla. Hadi getirdik Tahsin'i yurt dışından. Cinayeti ona yıktık. Peki ya tecavüz? Onu da başkasına yıkamayız ya. Ne tecavüzü ya? Çıldırtmayın insanı. Aklı başına yeni mi gelmiş Fadime Hanım'ın? Mihriban'a vurgunluğumu bile bile kuyruk sallayan o değil miymiş? Kanun bu Eşver. Ortada şikayet var. Öyle ya da böyle hiç fark etmez. Önünde iki seçenek var. Ya yurt dışına gider kurtarırsın paçayı ya da Fadime ile evlenirsin. Başka çaresi yok bu işin. Düşün taşın ver kararını. Işığı söndüreyim mi anneciğim? Uykun mu geldi? Yok. Sen uyursun diye. Mihriban'ın durumu hiç iyi değil oğlum. Hem seni hem babasını kaybetmeyi kaldıramaz Mihriban. Hadi uyu artık ha. Sabah konuşuruz. Allah rahatlık versin. Yapma oğlum. Düşme Eşber'in tuzağına. Kandırdılar kızcağızı Mihrali. En yakın arkadaşı Fadime ile vurdular. Cahillik oğlum. İnandı kızcağız. Ana. Olmaz anlamıyor musun? Bari sen anla beni. Dayımlar nişanı basmasalar şimdi Eşber'in nişanlısı olacaktı. Dayım öldü ana. Onun yüzünden Kemal dayım öldü. Olur mu artık ana? Sana gelin olur mu Mihriban'dan? Benim yüzümden.
benim. Her şey benim yüzümden. Hepsi. Hepsi benim yüzümden. Babam. Mihir Ali. Babam yok. Mihir Ali yok. Babam yok. Mihir Ali yok. Senin. Hepsi senin. Hepsi senin yüzünden. Mehriban. Mehriban. İyi misin kızım? İyiyim anne. Su içmeye kalkmıştım. Koymuştum yanına. Bitti mi? Yok. Biraz ısınmıştı. Dolaptan içtim. Görüşebildiniz mi? Görüştük. Durumu nasıl, iyi mi? Kudurmuş it gibi, nasıl olacak? Mihriban'ı almadan şuradan şuraya gitmezmiş beyefendi. Büyü yaptılar çocuğa, aklı başında değil onun. Ne zaman aklı başında oldu ki zaten? Rezil etti beni. İnsan içine çıkacak yüzüm kalmadı. Yakınmanın sırası değil enişte, çare düşünmek lazım. Daha ne yapabiliriz Rasim? Defolsun gitsin işte. Bizi zaten batırdı batıracağı kadar. Gitsin, bari kendini kurtarsın. Şu Fatimelere para filan versek geri almaz mı şikayetini? Ya Rasim, çocuk var karnında. Duymayan kalmadı eşperden olduğunu. Olacak şey mi şimdi bu? Nasıl alır geriye? Vallahi enişte, evlenecek o zaman. Başka çaresi de yok zaten. Rezil olduk herhalde mi? Evlenip temizleyecek namusunu. Sen ne diyorsun abla? Evlenip boşanır iki gün sonra. Alırız çocuğu yallah. Yeter ki şu beladan kurtulalım. Olur. Olur, bakarız. Hele sen şu Tahsin'i getirt. O beladan kurtulalım. Sonrasını düşünürüz. Hı hı. Zeynep. Bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Yo. Aslında evet. Ama yanlış anlamandan korkuyorum. İstersen bana bırak nasıl anlayacağımı. Ben ayrılıyorum. Tayinimi istedim. Tayinli mi istedin? Neden? Ne bileyim, istedim işte. Nereye peki? Hatice teyzenin köyüne. Ne? Ama iyice düşündüm. Bunun Mihrali ile bir alakası yok.
Belirsizlikten sıkıldım. Ne olacaksa olsun artık. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2004-118 nolu davaları Ahmet Şener, Mehmet Şengül, Ali Çam, Avukat Hikmet Vaki. Niye götürüyorlar peki? Tahliye işlemleri yapılacak Fadime. Cezaevinden bırakacaklar. Ne oldu Rasim? Ne olacak? Tahmin ettiğimiz gibi. Yani? Rasim Bey beraat etti ama Eşber için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bir an önce teslim olması gerek. Gelinim benim, melekler gibi oldun. Teşekkür ederim. Nermin, yarın Murat gelince çıksın mı böyle karşısına? Bilmem. Yok canım, olmaz öyle şey. Belki de kızacak düğünü öne aldığımız için. Ben bakarım. İyi günler hanımefendi. Murat Demir'in evi burası mı? Hayır, üst kat. Ama ben annesiyim, buyurun. Babasıyla görüşmem mümkün mü? Babası yok. Yıllar önce öldü. Hanımefendi, şimdi söyleyeceğim şey karşısında metin olmanızı istiyorum. Az hemen Murat Demir vatanı uğruna şehit düştü. Yavrum! Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben İsmet. Bir haftadır nerelerdeydiniz? Gözümüz yollarda kaldı. Epeydir anneme gidemiyordum. Aradan çıkarayım dedim. İyi etmişsiniz. Lojmanı gösterebilir misiniz? Tabii tabii. Hemen şurası zaten. Buyurun birlikte gidelim. Anladım ki Mihrali'yle ve bu kasabayla yapamam artık. Uzaklara. Hem de çok uzaklara gitmek istiyorum. Gerçi yaşanan onca kötü şeyden sonra seninle yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Bunu ancak seni görünce, konuşunca anlayacağım. Anne, ben Solmazlar'a gidiyorum. Peki yavrum. Thank you.
Nereli! Ne yapıyorsun lan? Hoş geldin hükümet. Gel. Gel otur şöyle. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Şşt! Fahrettin. Şuna eşbere verin. Mihriban gönderdi diye. Biz nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Olsun. Yine de alın. Görürseniz verirsiniz. Aramızda kalsın. Hiç kimse bilmesin. Tamam yenge. Burası belediye binamız. Şurada da çay bahçeleri. Şurada da muhtarlık var. İyi günler doktor bey. Nasılsınız? İyi günler sağ olun. Yeni hemşiremize köyü gezdiriyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl, köyümüzü beğendiniz mi? Hı, çok güzel. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Doktor, ne yapıyorsun lan? Hükümetin önünden. Bu da bizim hükümetimiz. Hükümet mi? Lakabı. Sebebini anlamışsınızdır. Anladım. Anladım ki Mihral ile ve bu köyle yapamam artık. Uzaklara. Hem de çok uzaklara gitmek istiyorum. Gerçi yaşanan onca kötü şeyden sonra seninle yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Bunu ancak seni görünce ve konuşunca anlayacağım. Biliyordum. Eninde sonunda benim olacağını biliyordum. Ne yazıyor? Ne demiştim size? Oldu bu iş. Mihriban yengeniz oluyor. Aferin ulan size. Aferin. Aferin ulan size. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba Mihrali. Merhaba. Siz tanışıyor musunuz? Gönen'den tanışıyoruz. Hastaneden, annesinden dolayı. Ha, doğru ya. Durumu nasıl, iyi mi? Daha iyi. Selamımı söyleyin. Gerçi uğrarım bir ara. Olur, söylerim. Eline ne oldu Mihrali? Hafif bir yanık. Önemli bir şey değil. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Uzat bakayım elini. Uzat ama. Aman Allah'ım. Çok kötü yanmış. Hadi doğru sağlık ocağına. Hadi ama. Kimseler yok. Yapayalnız seni bekliyor. Buradan ayrılmayın. Benden haber bekleyin. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Allah, 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 Allah. Bismillah, 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 bismillah.